bu dönem özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif haber yer alıyor ve insanlar böyle zor zamanlarda, afet zamanlarda, zamanlarında bunları görüp elbette daha fazla bunun gerçekliğine inanıp daha fazla tedirgin olabiliyorlar. Bu açıklamaları yaparken, bu paylaşımları yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Birinci ağızdan gelecek olan açıklamalara dikkat çekmek gerekiyor. Şöyle ki örneğin Suriyelilerin deprem felaketinin ardından akın akın Suriye'ye geldi. Özellikle de deprem bölgelerinin demografik yapısının değiştirileceği yönünde bir takım spekülatif haberler dönüyor sosyal medyada. Muhakkak sizlere de denk gelmiştir. Bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Böyle bir şeyin kesinlikle gerçek olmadığını, aksine Türkiye'den Suriye'ye Suriyelilerin döndüğünü söyledi. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru değil. Kesinlikle gerçekleri yansıtmıyor bu. Suriyeli mültecilerin depremin ardından Türkiye'ye akın ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı. Suriyelilerin evlerine dönmek istediğini söyledi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların evlerini ve yakınlarını kaybetmelerinden dolayı tabii o hüzünle, efendim, o yalnızlık duygusuyla kendilerini artık yalnız kalmaktan dolayı kendi topraklarına, kendi evlerine dönme ihtiyacı duyuyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru kendi evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var ki bizim evvelki gün açıkladığımızda 10 bin civarında, şimdi 20 bini geçti. Akar'a depremlerin ardından askerlerin kışladan geç çıkarıldığı iddiaları da soruldu. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. İlk andan itibaren dün evvelki gün gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazıları anlamamakta, duymamakta, görmemekte ısrar ediyorlar. İlk andan itibaren efendim Mehmetçik milletiyle, efendim, vatandaşıyla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bildiğiniz gibi ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımızla beraberiz ve şu anda da bütün durumu yakından takip etmekteyiz.